Hepinize merhaba. Kalp pili, kalbin yeterli ve normal bir nabız üretebilmesini sağlayan minik bir alettir. Bazı insanların kalpleri çok yavaş çarpar. Yani nabızları düşüktür. Buna bradikardi denir. Bradikardi'nin düşük nabız demek olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Bradikardinin sebebi kalbin nabzı ayarlayan mekanizmasının hızlı çalışmaması ya da kalbin iletim sisteminde bir sorun olmasıdır. Kalp pilleri nabızları hızlandırmak ya da bradikardik olan nabızları düzenlemek için daha nadir olmak üzere de çok yüksek nabızları düzenlemek için kullanılır. Yüksek nabız için kullanılan tıbbi terim taşikardidir dediğim gibi bu çok sık rastlanan bir durum değildir ve kalp pilleri çoğunlukla yavaş atan kalpleri ya da bradikardik nabızları hızlandırmak için kullanılır. Bazı kalp pilleri karıncıklar gibi kalbin odacıkları arasındaki kasılmaları da koordine edebilir. Yani karıncıklara yerleştirilmiş kalp pilleri karıncıkların aynı anda kasılmasını sağlayabilir. Nabzın normal olması ve karıncıkların senkronize bir şekilde kasılması dolaşımı maksimize eder. Kalp yavaş attığında kanı vücudumuzun her yerine ya da gerektiği kadar hızlı ulaştıramaz. Hızlı attığında da kan karıncıklara yeterli oranlarda dolmayacağı için kalp vücudun geri kalanına ihtiyacı olan kanı pompalayamaz. Kalp pilleri iki kısımdan oluşur. Birinci kısım, alete güç ve kalbe iletilecek elektrik sinyalini sağlayan pilden ve kontrol merkezinden oluşan nabız jeneratörüdür. Kontrol merkezi kalp pilinin beynidir. Kalp pillerinin ikinci kısımları ise nabız jeneratörünü kalbe bağlayan elektrotlardır. Şimdi dört farklı kalp pilinden bahsedeceğiz. Birinci çeşit harici kalp pilleridir. Bunlara aynı zamanda transkütane kalp pilleri de denir. Transkütanedeki trans aracılığı kütanede deri anlamına geldiği için bu kalp pilleri harici olarak deri üzerine yerleştirilirler. Harici kalp pillerinin nabız jeneratörü vücudun dışında bulunur. Jeneratörden çıkan teller de deriye yapıştırılan pedlerle bağlıdır. Yani vücudun içinde bir şey yoktur. Elektrik sinyali transkütane olarak deri aracılığı ile iletilir. Harici kalp pilleri örneğin kalbin durduğu acil durumlarda kullanılırlar. Acil durumlarda hızlı davranmak gerektiği için bu iki pedi hastanın vücuduna yapıştırır ve kalbe elektrik sinyali ulaştırmaya çalışırsınız. Bugün bahsedeceğimiz ikinci çeşit kalp pili geçici epikardiyal kalp pilidir. Epikardiyal epikardiyum yani kalbin en dıştaki tabakası ile alakalıdır. Şu an yeşille epikardiyumu işaretliyorum. Geçici epikardiyal kalp pilinde nabız jeneratörü yine vücudun dışındadır ama teller kalbin dış tabakası olan epikardiyuma bağlıdır. Bu teller göğüs duvarından bir yerden dışarı çıkarlar ve bu tip kalp pilleri kalp ameliyatları sırasında yerleştirilir. Kalp ameliyatı sırasında kalp piline neden ihtiyaç duyulabilir diye soracak olursanız, kalp ameliyatları oldukça ağır, kalp ve onu çevreleyen dokular üzerinde de travma yaratan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar sonucu kalp etrafındaki dokularda iltihap oluşması muhtemeldir. İltihap geçici de olsa kalp dokusunu etkileyeceği için bu durum insanları bradikardi ile karşı karşıya getirir. Bredikardi riskini almamak için cerrahlar ameliyat sırasında geçici epikardiyal kalp pili kullanabilirler. Bu kalp pilleri ameliyatı takip eden birkaç gün boyunca hastaya eşlik ederler. Sıradaki kalp pili çeşidinin adı geçici endokardiyal kalp pili. Endokardiyal de kalbin en içteki tabakası olan endokardiyumla alakalıdır. Bunu da siyahla işaretlemeye çalışıyorum. Az önce de söylediğim gibi endokardiyal kalp pili kalbin en içteki katmanıyla çalışır. Endokardiyal kalp pillerinin birçoğunda nabız jeneratörü vücudun dışında bulunur. Tellerse vücuda genellikle boyunda bulunan köprücük altı toplardamarı ya da sağ internal jegüler toplar toplardamarı ile bağlanır. Vücuda boyundan giren teller ya sağ kulakça ya da sağ karıncaya girerek endokardiyuma ulaşırlar. Geçici endokardiyal kalp pillerine transvenöz kalp pilleri de denir. Transvenözdeki trans aracılığı ile venöz ise toplar damarlarla alakalı anlamına geldiği için transvenöz kalp pilleri damarlar aracılığı ile sağ kulakçık ya da karıncığa girer ve endokardiyuma ulaşır. Peki geçici endokardiyal kalp pilleri ne zaman kullanılır? Evet, bu piller uzun vadede düzelecek, ilaçlarla elde edilen bradikardi ya da ilaçların sebep olduğu düşük nabız gibi geçici bir anormallik olduğu durumlarda ya da göğse alınan ağır bir darbe sonucu kalbin yavaş atmasına sebep olan göğüs travması ve avnodal iritasyonu durumlarında kullanılır. Bu durumlar zaman içerisinde düzeleceği için kalıcı bir kalp piline gerek yoktur ve geçici kalp pili durum düzelene kadar kalbe yardımcı olur. Kalıcı endokardiyal kalp pili bekleyen hastalarda geçici endokardiyal kalp pili kullanabilir. Mesela gece yarısı hastaneye kalıcı kalp piline ihtiyacı olan bir hasta geldiğini ama kalp pilinin ancak sabah takılabileceği bir durum düşünün bu hastalar kalıcı kalp pili takılana kadar geçici kalp pili kullanabilir son olarak bir de kalıcı kalp pillerinden bahsetmeliyiz kalıcı kalp pili az önce bahsettiğimiz kısımların hepsinin vücudun içinde olduğu tip kalp pilidir şuraya yazıyorum her şey vücudun içinde olacak bu pillerde nabız jeneratörü deri ya da kas dokusunun altına yerleştirilir. Teller de damar sistemi sayesinde kalbe ulaşır. Kalıcı piller geçici endokardiyal pillere benzerler ama bu pillerin farkının nabız jeneratörünün de vücudun içinde olduğunu bir kere daha tekrar edeyim. Unutmayın, her şey vücudun içinde olacak. Kalıcı piller hangi durumlarda kullanılır? Üçüncü derece kalp bloğu ya da ilerlemiş ikinci derece kalp bloğu gibi kalp bloğu yani durgusu durumlarında. Semptomatik sinüs bradikardisi olan insanlar da kalp pili kullanabilir. Bunun ne demek olduğunu merak ediyorsanız hemen anlatıyorum. Bu hastaların nabızları düşüktür ve nabız düşüklüğü, yorgunluk, baş dönmesi hatta bayılmaya yol açmaya başlamıştır. Peki nabzu düşük olan herkesin kalp piline ihtiyacı var mıdır? Kesinlikle hayır. Mesela genç atletlerin dinlenme durumunda nabızları oldukça düşüktür. Ama bu atletlerin genç kalpleri, bu düşük nabızla bile hala vücuda ihtiyacı olan kanı dağıtabilir. Kalıcı kalp pili kullanılması için semptomatik bradikardi, yani düşük nabza eşlik eden belirtilerin, bu belirtilerinde vücuda yeterli kanı ulaştıramadığı anlamına gelmesi gerekir. Hoşçakalın.